Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Liseye artık hoş geldiniz. Sosyal bilgiler dersimiz belli başlı bölümlere ayrıldı. Tarihi göreceksiniz, coğrafyayı göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ki Tonguç nasıl 8. sınıfta yanınızdaysa 9. sınıfta yine yanınızda olacak değerli arkadaşlar. Biliyorum bazen zorlanacağın zamanlar olacak, bazen üzüleceğin zamanlar olacak ama hiçbir zaman arkadaşlar telaşa kapılmayın. Biz her daim her anlamda sizin yanınızda olacağız. İlk konumuzu göreceğiz. Peki ilk konumuz ne olacak? Tarih ve zaman. Bu konuları iyi bilmen lazım. Neden dersek artık böyle lisenin sonuna doğru geldiğinizde sizi farklı bir maraton bekleyecek. Nedir peki bu dersek? Üniversite sınavına hazırlık. Üniversite sınavına hazırlıkta ise yine tarih ve zamanı ne yapacaksın? Göreceksin. Şimdi kemerlerini bağla. Uçuşa geçmeye hazır ol. Biz de beraber bu işi halledelim. İlk olarak arkadaşlar neler göreceğiz? İnsanın hafızası tarihi göreceğiz. Peki tarih ne anlamda bize yarar sağlayacak ve aynı zamanda arkadaşlar zamanın taksimi nasıl gerçekleşmiş? Bunları ele alacağız değerli arkadaşlarım Peki her zaman Tonguc'un klasik bir noktası var. Peki tarih öğrenmenin yani bu konuyu öğrenmenin sana nasıl bir yararı sağlanacak? Kullanım alanları ve faydaları nelerdir? Tarihe yardımcı bilim dallarını öğrenmeye yardımcı olacak. Aynı zamanda takvim ve zaman hesaplamalarını öğrenmeye ne yapacak arkadaşlar? Yardımcı olacak bu konularımız. Şimdi gelelim arkadaşlar. Tabii ki sadece videolarla değil Kitaplarla da Tonguç her zaman senin yanında olacak. İlk olarak sıfırdan 9'a tarih konu anlatımı soru bankasını göreceğiz. Hemen ödevlendirmemizi de yapalım arkadaşlar. Buradan sıfırdan 9'a tarihte sayfa 10 ve sayfa 22'ye kadar ne olacaksınız değerli arkadaşlarım? Sorumlu olacağız. Sayfa nereye kadar dedik? 22'ye kadar sorumlu olacaksınız. Şimdi bu süreç içerisinde tabii ki soruları çözeceğiz. Soruları çözdükten sonra TATS diye adlandırdığımız kare kodlarımız var. Yapamadığın zaman ise burada çözümlü sorular seni ne yapmakta? Beklemekte değerli arkadaşlar. Konu anlatımını bitirdim. Bitirdikten sonra arkadaşlar tabii ki bitti mi? Hayır. Bu sefer de Dinamo Soru Bankası'ndan arkadaşlar tarih sorularını ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Peki orada nerede sorumluyuz dersek? Hemen buna bir bakalım birlikte. Arkadaşlar sayfamı açtım. Tarihi zamanı gördüm. Sayfa 11'den sayfa arkadaşlar 35'e kadar ne yapacaksınız? Sorumlu olacağız değerli arkadaşlarım. Sorularım var, çözümlerim var. Yine arkadaşlar tekrarlaman için önemli sorular burada yer almakta diyoruz. Şimdi hazırsan hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak insanlığın hafızası tarihten bahsedeceğiz. Tarih toplumların başından geçen olayları zaman yer göstererek, ve belgelere dayandıran ve sebep sonuçlarıyla ilişkilendiren arkadaşlar objektif bir şekilde ele alan sosyal bir bilimdir. Yani bir şeyin tarih olabilmesi için önce hep neye ihtiyaç duymam gerekiyor? Tabii ki insana ihtiyaç duymam lazım. Eğer insan yoksa tarihte yoktur arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek verelim. Nasıl örnek verelim? Şimdi Orta Asya'da yaşanan göçler. Şimdi göçü kim yapar? İnsan yapar. Ama Orta Asya'da yaşanan kuraklık bu beni ilgilendirmez bu neyi ilgilendirir dersek coğrafya ilgilendirir diyeceğiz. Peki dönemin önemli yaşamış insanları tarihin önemiyle ilgili neler söyleyecek? Herodot'tan bahsedeceğiz. Milattan önce 484 ile 425 yılları arasında yaşamış önemli bir tarihçi. Tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bir bilgidir diyecek. İbni Haldun'a geldiğim zaman 1334-1406 yılları arasında yaşanan İbni Haldun ise tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkında bize bilgi verir diyecek. Yetecek mi? Hayır. Bu dönemde Hepold von Ranke ise 1795-1886 yıl arasında yaşamış, tarih hakikate meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelere saklıdır, gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur. Ahmet Cevdet Paşa 1822-1895 yılları arasında yaşamış önemli bir şahsiyet. Tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır diyor. Daha sonrasında Edward Carr yani 1892-1982 yılında ise tarih tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogtur diyecek. Halil İnalcık yani tarihin kutbu diye adlandırdığımız önemli Türk tarihçi ise 1916-2016 yılları arasında yaşamış insan gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit etmek, değerlendirmek gerekir diyor. Yani aslında baktığımız zaman birçok önemli tarihçi, uzman tarihin önemini ne yapmakta bizi vurgulamakta. Peki tarihin konusu nedir? Buna bakalım birlikte. Zaman içinde insan faaliyetleri farklı etkilerle meydana gelen değişimler insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca doğa olayları sonuçları itibariyle insanları etkilediğinden tarihin konusu içinde yer alır. Ama unutma doğa olayları sadece tek başınaysa tarihte yer almaz. Ama mesela dedim ki sana şöyle soru geldi Orta Asya'da kıtlıktan dolayı yaşanan ne dedim? göç. Bak bu insanı ne yaptı? İlgilendirildi. Ama dedim ki Orta Asya'da arkadaşlar kuraklık dedim. Peki Orta Asya'daki kuraklık beni ilgilendirmiyor. Kimi ilgilendiriyor dersek? Tabii ki arkadaşlar coğrafyayı ne yapmaktadır? ilgilendirmektedir diyeceğiz. Peki tarihin konusu. Bakın ne diyor? İnsanoğlunun meydana getirdi faaliyetler, değişimler ve eserler. Peki bunlar neler? Bir bakalım. Siyasi tarih dedim Cumhuriyet'in ilanını alabilir. Askeri dediğim zaman Malazgirt zaferini diye alabilirsiniz. Sosyal dediğim zaman Orta Asya'da yaşanan Türk göçlerini alabilir. Ekonomik dediğim zaman sanayi devrimini. Kültürel dediğim zaman yazının icadı. Dini dediğim zaman İslamiyet'in doğuşu. Mimari dediğim zaman Sultan Ahmet Camisi gibi kavramlar tarihin konusu içerisinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceğiz. Geldim. Tarihte arkadaşlar bir olay var bir de olgu var. Bunu basit bir şekilde anlatacağım. Hemen arkadaşlar sizin çok sevdiğiniz bir meyveden örnek vereceğiz. Peki bu meyve hangisidir dersek tabii ki elma diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ağaçtan bir elma kopartmak isteyeceksiniz. Elmaya uzanıyorsunuz ama diyorsunuz ki daha olmamış. Olgunlaşsın sonra alır. O zaman demek ki arkadaşlar elmanın olabilmesi için uzun bir neye ihtiyacı var? Zamana ihtiyacı var olgunlaşması için. Tarihte olay ve olgu da aslında budur tamamen. Tarihte olay tek ...tek meydana gelen kısa süreli gelişmelerdir. O zaman yorum yapalım. Bir, Malazgirt Zaferi arkadaşlar. Malazgirt Zaferi o zaman ne diyeceksiniz? Tarihte bir olaydır. Geldim olguya. İnsan topluluklarının meydana getirdikleri uzun süreli gelişmelerdir. O zaman yorum yapalım. Malazgirt'i yaptıktan sonra Anadolu'nun kapıları kime açıldı? Tabii ki Türkleri açıldı. Anadolu'nun kapıları Türkleri açıldıysa... ...Türkler bir anda hurra diye içeri mi girdiler... Hayır, uzun bir neye ihtiyaç duydular? Zamana ihtiyaç duydular. Ama Malazgirt Savaşı oldu bitti ama Anadolu'nun Türkleşmesi uzun bir zamana ihtiyaç duydu. O yüzden olgu oldu. Savaş ise olay oldu. Hemen şöyle biraz açalım. İslamiyet'in yayılması olay mıdır, olgu mudur dediğinizde olgudur diyeceksiniz. Neden? Çünkü İslamiyet bir anda yayılmadı. İstanbul'un fethi bir anda mı yaptı Fatih Sultan Mehmet Han? Savaşı yaptı ve bitirdi. Ama İstanbul'un Türkleşmesi deseydim bu olguya girecekti. İstanbul bir anda ne yapmadı değerli arkadaşlar? Türkleşmedi diyeceğiz. Geldim şimdi tarih biliminin öğrenmesinin faydaları neler? Bundan bahsedelim. Geçmişten ders çıkararak bugünü daha iyi anlamak ve yarınları daha iyi planlama gibi bir noktamız olacak. Yani şöyle düşünün. Geçmişte yaptığınız bir hata arkadaşlar gelecekte karşınıza çıktı. Yani aslında şunu soracaksınız kendinize. Evet ben geçmişte bu hatayı yaptım. Tekrar aynısını yapmamam lazım. Bu yüzden de tarih geçmişinden ders çıkartma anlamında önemli bir nokta olacak. Tüm milletlerin uygarlıkları katkılarını öğrenerek yaşadığımız dünyanın insanın ortak değerleriyle şekillendiği bilincine erişmek. Nedir mesela? Osman Devleti'nin üç kıtaya hakim olduğunu, yine büyük bir imparatorluk haline geldiğini ve bizim atalarımız olduğunu öğreniyoruz. Ya da İngilizlerin arkadaşlar dünyada sadece bir ada olmasına rağmen dünyanın dört bir yanında sömürgeleri olduğunu ve emperyalist bir devlet olduğunu anlayabiliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi öğrenmek, milli birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek gibi bir unsurumuz vardır. Peki bu hangi anlamda bana yarar sağlıyor dediğim zaman şu gelecek değerli arkadaşlar aklınıza. Geçmişte atalarınızın yaşadığı olayları mesela Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi'nde arkadaşlar vatanın nasıl kurtulduğunu, ya da vatan kurtulduğunda, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda hangi zorluklar çekildiğini ve bu zorlukların çekilmemesi için neler yapılması gerektiğini ne yapabiliyoruz öğrenebiliyoruz. İşte tarih geçmişle ilgili bütün noktaları geleceğe ışık olarak ne yapmıştır? Yansıtmıştır diyeceğiz. Peki tarih bilimi yöntem olarak neyleri kullanıyor? Bizim arkadaşlar biz bu yönteme 5T yöntemi olarak ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Nedir peki 5T yöntemi? Tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip diye adlandıracağız. Tarama nedir? Kaynak tarama. Şimdi ben bir tarihi araştırma yapacağım. Bu araştırmayı yapmadan önce kaynağı bulmam lazım. Olayla ilgili kaynakları araştırarak ortaya ne yapılmasıdır? Konulmasıdır. Tasnif ise sınıflandırma. Elde edilen belgelerin sınıflandırılması. İşte siyasi mi, sosyal mi, kültürel mi gibi unsurları ne yapıyorum ben? Sınıflandırmaya başlıyorum. Tahliye etmeye başlayacağım. Bu konuları çözümlemeye başlıyorum. Belgelerin günümüz insanların anlayacağı şekilde açıklayacağız. Nasıl mesela? Hitit arkadaşlar yazıtlarını oturup okuyabilir misiniz? Hayır. O zaman gününüze göre tarihçilerin bunu ne yapması lazım? Çözümlemesi lazım. Sonrasında bu çözümlediğim belgeleri Doğru ya da yanlış olarak ne yapmam gerekiyor? Aydınlatmam lazım. Yani tenkit edeceğim, yani eleştireceğim. Eleştiriyle oturduktan sonra terkip etmemiz lazım. Yani sentezlemiz gerekiyor. Sentez nedir dersek, ortaya çıkarılan bilgilerin birleştirilerek tarihi olayın yazılmasıdır diyeceksiniz. Geldim tarihte peki arkadaşlar, yönteminin sonrasında hangi kaynaklardan yararlanması gerekiyor? Bundan söz edelim birlikte. Tarih bilgiyi kaynaklık eden malzemelerdir. Ama ben bu malzemeleri birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olmak üzere iki kısma ayırmaktayım. Peki birinci el kaynaklar nelerdir ya da ikinci el kaynaklar nelerdir? Şimdi arkadaşlar Tonguç'u da görüyorsunuz. Bakın Tonguç kazıya gitmiş. Şimdi kazıya gittiğinde Tonguç ne bulursa birinci el kaynak olur ya da ne yaparsa ikinci el kaynak olur. Bunu birlikte yorumlayalım. Tonguç hazırsan başlayalım. Şimdi ilk olarak olayın geçtiği döneme ait belge, buluntular, kitabı, abide, arkeolojik buluntu ve vesaire. Bunlar o zaman demek ki birinci el kaynaklar. Eğer bu bulduğum eserlerle ilgili bir yorum yapıyorsam, bir kitap yazıyorsam ya da onunla ilgili arkadaşlar bir makale hazırlıyorsam bu ikinci el kaynaklara girecek. Yani Tonguç kazı çalışmasını yaptı Roma dönemine ait bir para buldu. O zaman Roma döneme ait o dönemin ana kaynağı mı? Evet o zaman kaçıncı el o kaynak oldu? Birinci el kaynak. Ama Tonguç dedim ki Roma dönemiyle ait ilgili bir makale yayınladı. O zaman kaçıncı el kaynak oldu? ikinci el kaynak oldu. Yani olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklardan faydalanarak meydana getirilen eserdir. Yorum yapalım. Topkapı Sarayı. Bakın o dönemde yapılmış. Orijinal bir eser. O zaman birinci el kaynak. Ama dedim ki Halil İnalcık Topkapı Sarayı ile ilgili bir kitap yazdı dedim. Kaçıncı el kaynak oldu? ikinci er kaynak oldu. Peki bu kaynakları ayırırken arkadaşlar ne yapmam lazım? Sınıflandırma yapmam gerekiyor. Peki gelelim sınıflandırmamızı kaça ayırıyoruz? Tam tamına dört kısma ayıracağız. Sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar, sesli görüntülü kaynaklar, gerçek eşya ve nesneler diyeceğiz. Şimdi ilk olarak sözlü kaynaklarımız neler? Efsaneler. Mesela Efsaneyi anlatırken nasıl yapıyoruz? Abartı bir şekilde yapıyoruz. O yüzden de biz bunu sözlü olarak sınıflandırıyoruz. Destanlar, menkıbeler ve benzeri unsurlarda bu anlamda bana yarar sağlıyor. Peki yazılı kaynaklar neler olacak? O döneme ait bulunan tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar, atlaslar kitaplar gibi unsurlar aslında yazılı kaynağın içerisine girer. Peki sesli görüntülü kaynaklar nedir? Şu anda aslında ben size sesli ve görüntülü bir kaynak veriyorum. Hem sesim var hem görüntüm var. Bu bir kaynaktır aslında. Yani resimler görüntülü bir kaynaktır. Daha sonrasında da fotoğraflar görüntülü bir kaynaktır. Filmler hem sesli hem görüntülü kaynaklardır. Video bantları yine hem sesli hem görüntülü kaynakları olarak ne yapabiliriz? Ele alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Geldim gerçek eşya ve nesneler nedir? Tonguç görüyorsunuz arkadaşlar ne yapmış? Küreyi almış, diş fırçasını almış, çalışma yapıyor. Çalışma yaptığında yazısız ne bulursam eğer gerçek eşya ve nesnelere gidecek. Yani arkeolojik buluntular ile tarihi eşya ve nesneler neler söyleyebiliriz? O dönem ait bulunmuş silahlar, mezarlar, menhirler, dolmenler bunlar gerçek eşya ve nesneler içine ne yapmaktadır? Girmektedir diyoruz. Şimdi geldim. Tabii ki tarih tek başına bir bilim dalı mıdır? Hayır. Başka kaynaklardan da ne yapmak zorunda? yararlanmak zorunda ve başka bilimlerden de yardım alır. Peki yardım aldığım bilim dalları hangileri? Bundan söz edelim. İlk olarak kronoloji. Yani arkadaşlar ben ilk olarak savaşın hangi yılda olduğunu bilmem için kronolojiden yararlanıyorum. Mesela ben diyorum ki Malazgirt Savaşı kaç yılında olmuş? 1071. Bu zamanı bana kim söylüyor? Kronoloji söylüyor. Bu anlamda bana ne yapacak? Arkadaşlar yardımcı olacak diyeceğiz. Mesela değerli arkadaşlar kronolojinin açıklaması nedir bilimsel olarak? Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sınırlar. Yani zaman bilimidir. Şimdi zamanımızı tespit ettik. Şimdi ben Tonguc'un arkadaşlar kazmasını küreğini alacağım. Çalışma yapacağım. Ama o dönemde o bölgenin iklimini iklim şartlarını sonrasında arkadaşlar yaşanabilirlik olasın olup olmadığını bilmem lazım. O zaman demek ki yer anlamında bana yardımcı sağlayacak bir bilim dalına ihtiyacım var. Peki bu kim olacak dersek? Coğrafya arkadaşlar yer bilimi anlamında bana ne sağlayacak? Yarar sağlayacak diyeceğim. Toprağı kazıyorum arkadaşlar. Bir kil tablede rastladım. Hatta Mısırlarla Hititler arasında yapılan bir savaş ve anlaşma. Kadeş anlaşması. Ama bu Kadeş anlaşmasını bilmem gerekiyor. Kimden yararlanmam lazım? Diplomasiden. Yani diplomasi siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini sağlamakta. Toprağı kazmaya başladım. Yani kaza anlamında da birilerinin bana yardım sağlaması gerekiyor. Peki kaza anlamında yarar sağlayan kimdir dersek? Arkeoloji diyeceğiz. Sonrasında geldim arkadaşlar. Bir armaya rastladım. Şimdi birçok takımı tutuyorsunuz değil mi? İç Anadolu takımları var, Doğu Anadolu takımları var, Batı Karadeniz takımları var, Ege takımları var. Bir de bunun üç büyükler diye adlandırdığım takımları var. Şimdi siz bu üç büyüklerin armalarına aşık oluyorsunuz değil mi? Peki armaları inceleyen bilim dalı hangisi olacak dersek de herhalde diyeceksiniz arkadaşlar. Tarihte devletlerin kullandığı armaları ne yapmaktadır? İncelemektedir. Kazmaya devam ettim arkadaşlar. O döneme ait kültürel unsurlara rastladım. Örflere rastladım, adetlere rastladım. Peki kültür, örf, adet anlamında bana yarar sağlayacak bilim dalı kim olacak dersek etnografya diyeceksiniz. Etnografya arkadaşlar toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını ne yapmaktadır? İncelemektedir. Toprağı kazıyorum. Bir kafatasına rastladım. Kafatasına rastladıysam hangi ırka ait olduğunu bilmem gerekiyor. Peki ırk anlamında bana yarar sağlayacak bilim dalı hangisidir dersek? Antropoloji. Antropolojide arkadaşlar insan ırkını inceler ve kültürel gelişimini araştırır. Şimdi eve gittiniz, videoyu izlediniz. Tonguç'un videosunu izlediniz. Babanıza ya da annenizle dediniz ki ya bak ben videoları izledim. Çok takır takır yapıyorum. Tonguç sayesinde dediniz. Sonrasında babana size aferin çocuğum falan dedi. Sonra babanıza şöyle dediniz. Ya baba beni bana övme. Bana ne ver? Para ver. E şimdi diyorsunuz ki baba sana para verecek. Bu parayı verebilmesi için bankamatikten ne çekmesi lazım? Para çekmesi lazım. Peki diyeceksiniz ki Tonguç Hoca bunu niye anlatıyor? Arkadaşlar bakın. Numizmatik yani bankamatik. Bakın ikisinden de ne çekeceğim? Para çekeceğim. Yani numizmatik arkadaşlar tarih içerisinde basılan paraları ne yapmaktadır? İncelemektedir ve bu anlamda da bana ne sunar? Fikir sunar diyeceğiz. Yani bankamatik, nümizmatik aklınıza buradan ne yapsın? Gelsin. Toprağı kazdım. Eski bir yazıya rastladım. Şimdi eski yazı anlamında bana yarar sağlayacak bir bilim dalından ihtiyacım var. Paleografya arkadaşlar yazıları, alfabeleri bunların zaman içerisindeki değişimlerini incelemektedir diyeceğiz. Geldim filolojiye. Dil bilimi arkadaşlar. O yazının üstündeki dili ne yapmam lazım? Çözmem gerekiyor. Dil anlamında bana da kim yarar sağlayacak? Filoloji yarar sağlar. Geldim epigrafiye. Epigrafide nedir arkadaşlar dersek kitabeleri ne yapmaktadır diyorsunuz? incelemektedir diyeceğiz. Bakın hemen şuraya bir yıldız attım. Peki niye? Arkadaşlar hocanız yazılıda kesin bunu nardan? herhangi birini sana sorup açıklattıracak. Bunu sakın ama sakın unutma. Geldim devam ettim. Şimdi tarihi olaylara bakış açımız nasıl gerçekleşiyor? Tarihi olaylar ele alınırken tarihi bilgilerin kendi döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekir. Uzun yıllar önce yaşanmış bir olayın Bugün bakış açısıyla ve değer yargılarıyla ele alınması doğru değildir. Tarihçi geçmişe ait bir bilgiyi, gerçeği anlamak için kullanır. Belgeler yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı çağın ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi düşünsenize Malazgirt Meydan Savaşı'nı inceleyeceğim ve siz günün şartlarına göre Malazgirt Meydan Savaşı'nı inceleyeceksiniz. İnceleyebilir misiniz? Hayır. Mesela şöyle düşünün ya o dönemde telefon mu var? Hayır. O dönemde araba mı var? Hayır. O zaman ben o, bu dönemin şartlarına göre yargılarsam o zaman o tarihlikten çıkar. Yani Malazgirt Savaşı'nda şunu da söyleyeceğim kendime. Bu adamlar neler giymiş, hangi kıyafetlerle uğraşmışlar, hangi savaş takımlarını kullanmışlar. Bunları ne yapacağım? O dönemin şartlarına göre ne yapmam gerekiyor? Sorgulamam gerekiyor. Peki hemen yorum yapalım. Peki sizce tarihte kesinlik var mıdır? Unutma arkadaşlar. Tarihte kesinlik ama hiçbir şekilde yoktur. Çünkü bulacağım yeni belgeler eski belgeleri ne yapabilir? Değiştirebilir diyeceğiz. Şimdi geldim değerli arkadaşlar zamanı taksimine. Peki zamanı nasıl hesaplıyoruz? Zamanı nasıl bilmem gerekiyor? Tarihin dönemlendirilmesi arkadaşlar insanın ortaya çıkışıyla birlikte insanın karşılaştığı temel sorunlardan biridir. Zamanı anlamlandırmak olmuştur. İnsan geçmişi bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimleri ne yapmıştır? kullanmıştır. Mesela ay, gün, yıl insanların hayatlarını idam etmek için zaman en önemli nokta olacak. Peki Türkler arkadaşlar bugüne kadar neler kullandı? Buna birazdan bakacağız. Ama zaman takvimini nasıl sistemlendirmişim? Buna bakalım. İnsan zamanı arkadaşlar hafta, ay, yıl gibi belli periyotlara bölmüş ve düzenli bir sistem çerçevesinde ne yapmıştır? Algılayacak. Bu dönemde ilk çağ dönemlerini göreceğiz. Sümerler, Babiller, Mısırlar, Yunanlılar, İbraniler, Romalılar, Aztekler, Mayalar, Çinliler, Hintliler, Tibetliler, Türkler gibi arkadaşlar birçok millet değişik takvimler meydana getirmiştir. Bu millet veya topluluklar takvimleri ay veya güneş yılına esasına göre ne yapmıştır? ayırmıştır. Peki Türkler de bundan nasibini almış mıdır dersek? Tabii ki Türkler de bundan neyini alacak? Nasibini almıştır diyoruz. Şimdi geldim. Bilim var. Bunu unutma. Türkler de tarih boyunca yaşadıkları coğrafyaya göre kültürel, ekonomik ve dini etkileşimlerin ürünü olarak çeşitli takvimler kullanmıştır. Tarih boyunca Türkler 12 hayvanlı Türk takvimini, Hicri takvimini, Celali takvimini, Rumi takvimini ve Miladi takvimini ne yapmıştır? kullandı. Yani o zaman hemen parmaklarımı koydum. Türkler 5 farklı takvim kullandı. İlk olarak İslamiyet kabul etmeden önce 12 hayvanlı. İslamiyet kabul ettikten sonra Hicri. Hicri'yi kullandıktan sonra arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nde Celali. Osmanlı'ya geldiğim zaman arkadaşlar mali işleri düzenleyebilmek için Rumi. Sonrasında ise arkadaşlar ne diyeceksiniz? Türkiye Devleti kurulduğunda dünya ile entegrasyonu sağlayabilmek için miladi takvim. Peki gelelim bu takvimlere. Hangisi hangi işi yapmaktı? İlk olarak İslamiyet öncesindeki takvimden bahsedeceğiz. Peki nedir bu takvim dersek 12 hayvanlı Türk takvimi. 12 hayvanlı Türk takvimi arkadaşlar her yıl farklı bir hayvana ad verilmiş. Mesela horoz yılı, sonrasında fok yılı, domuz yılı, sıçan yılı işte ondan son arkadaşlar öküz yılı, pas yılı, tavşan yılı, ejderha yılı, yılan yılı, at yılı, koyun yılı, maymun yılı gibi yıllara ne yapılmış ayrılmıştır. Şimdi arkadaşlar Türklerin ilk kullandığı takvim güneş yılına göre düzenlenmiştir. Hangi tarihten itibaren kullanıldığı bilinmiyor ama arkadaşlar Türklerde Uygurlar tarafından ve Göktürkler tarafından kullanıldığını ne yapılmış tespit edilecek. 12 yılda bir devir yapan bu takvimde yıllar hayvan adlarıyla gösterilmiştir. Her hayvanın sonrasında 12'yi tamamladıktan sonra yeni bir hayvana ne yapmaktadır? Geçmektedir diyeceğiz. Sonrasında Türkler 751 yılında Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet'i kabul etmiş ve Arapların kullandığı takvimi kullanmaya başlamıştır. Peki bu hangi takvimdir dersek Hicri takvimdir. Türklerin İslamiyet kabul ettikten sonraki kullandığı takvim bu takvimde Hazreti Muhammed'in hicret ettiği yıl olan 622 yılı başlangıç yılı olarak kabul ediliyor. Ve bu takvimi ilk kez yapan kişi kimdir dersek de Hazreti Ömer'dir arkadaşlar. Fakat hangi yılı esas almıştır dersek ay yılını esas alacak. Bu takvime göre yıl 354 gün 8 saat 48 dakikadır. Ayrıca bir ay yılı bir güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Yani diğer bir ismi kameri yani ay takvimi olarak bilinmektedir. Sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'ni gördüğümde ise Celali takvimini göreceğiz. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Celalettin Melikşah emriyle Ömer Hayyan Başkanlığı'nda kurulan bir astronomi heyeti hazırlayacak. Başlangıç olarak 1079 yılını kabul edilmiş ve güneş yılı esasına göre de düzenlenmiştir. Geldim Rumi takvimine. İkinci Mahmut döneminde mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılacak arkadaşlar. Burada Mart ayı başlangıç yılı olarak kabul edilmiştir ve bir yıl 365 gün 6 saattir. Milat takvimler arasında 584 yıllık bir fark vardır. Geldim milad takvime. Günümüzde dünyaya en yaygın kullanılan takvim. Bugün Japonya'da gitseniz milyar takvim kullanılıyor, İngiltere'de gitseniz milyar takvim kullanılıyor, Amerika'da gitseniz milyar takvim kullanılıyor. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıç yılı olarak Hazreti İsa'nın doğumundan bir hafta sonrası 1 Ocak kabul edilir. Kökeni Mısır'lara dayanan bu takvim, Romalılar tarafından geliştirilerek Papa 13. Gregorius tarafından son şekli verilmiştir. Yani ben bu takvim'e Gregorian takvimi adı da ne yapılmakta, verilmekte diyeceğim. Şimdi bakın. Yine 5 tanesini koydum. Bakın arkadaşlar şuraya küçük bir şekilde güneş dedim, ay dedim, güneş dedim, güneş dedim ve güneş dedim. Şimdi sana hoca soru sordu. Türkler bugüne kadar birçok farklı takvim kullanmıştır. Bu takvim aşağıdakilerin hangisinde farklılık gösterir? Hatırla 12 hayvan Türk takvimi neydi? Arkadaşlar güneş yılı. Hicri takvim ay yılı. Rumi takvim güneş yılı. Celali takvimi Güneş yılı. Milat takvim güneş yılı. Demek ki arkadaşlar hangisi farklı? Hicri takvim. Ay esasına dayanarak yapılmış. Peki günümüzde Türkiye kaç farklı takvim kullanıyor dediğimde sesinizi duyar gibiyim. Bir diyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Hayır biz tam tamına iki tane takvim kullanıyoruz. Mesela dini günleri hesaplayacağız. Hangi takvim kullanacağız? Hicri takvim. Günlük hayatımızı devam etmek için miladi neyi kullanıyoruz? takvimi kullanacağız. Bak unutma dini günler için hicri takvim günlük hayat için ise milat takvim kullanılmıştır. Peki hicri ile milat takvim arasındaki farklar neler? Hicri takvimde bir yıl 354 gün 8 saattir. Başlangıç Hz. Muhammed'in hicretidir. Dini günler bu takvime göre belirlenir, ay yılına göre de düzenlenmiştir. Milat takvim ise bir yıl 365 gün 6 saattir, başlangıç 1 Ocak'tır, 1 Ocak 1926'da kullanılmaya başlanacak ve güneş yılına göre düzenlenmiştir. Peki bu zaman dilimi içerisinde hesaplamalar nasıl olacak? Yüzyılları nasıl hesaplayacağız? Hadi gelin birlikte buna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar son kulvara girdik. Yani tarih ve zamanın son kulvarına. Şimdi arkadaşlar bir şeyin yüzyıl olabilmesi için 0 ile 99 ne geçmesi lazım? Yılın geçmesi gerekiyor. 0 ile 99 yıl arasındaki geçen yalı arkadaşlar biz yüzyıl diyeceğiz. Şimdi hatırlayın 0 ile 99 birinci yüzyıl. Sonrasında geldim arkadaşlar. 100 199. Kaçıncı yüzyıl oldu? İkinci yüzyıl oldu. Geldim devam ettim. Sizin doğum zamanınızı baz alacağım. 2000 yılını alıyorum. 2000 arkadaşlar. 2099. Kaçıncı yüzyıl olur? 21. yüzyıl. Peki diyeceksiniz ki hocam yüzyılı nasıl buluyorum? Bakın ben burada sıfırı gördüm. Artı birimi koydum. Kaçıncı yüzyıl oldu? Birinci yüzyıl. Sonrasında geldim arkadaşlar. Değiştirdim. Yüze geldim. Yüzde de yine ilk basamağı aldım artı bir koydum. Kaçıncı yüzyıl oldu? İkinci yüzyıl. Bak bu sefer dört haneye çıkmışım. İlk iki hanesini aldım. Artı bir koydum. Ne oldu? 21. yüzyıl. Bir de hocan sana yüzyıllar içerisinde çeyrekleri ve yarıları hesaplatacak. Gelin bunu nasıl hesaplayacağız buna bakalım. Şimdi Hz. İsa'nın doğumunu ben ne kabul ettim? Sıfır. Hz. İsa'nın doğumu sonrasına milattan sonra doğumu öncesine ise milattan önce diyoruz. Yani başlangıç olarak da sıfır ne olarak kabul ediliyor? Milat kabul edilmiş. Şimdi geldik kafamızdan bir tarih hesaplayalım. 1453 yıl. 1453 yılını nasıl hesaplayacağız? Şimdi geldim arkadaşlar. Burada 14'ü gördüm. Bakın 4 tane. Artı 1'i koydum. Kaç oldu? 15. yüzyıl. Peki çeyrekleri nasıl hesaplayacağız? Bakın bir şeyin yüzyıl olabilmesi için yüzyıl geçmesi gerekiyordu. Yüzyılı 4 haneye böldüm arkadaşlar. 24. Ondan sonrasında arkadaşlar 49, sonrasında da 74 ve 99 diye adlandırıyor. Şimdi o zaman demek ki birinci çeyrek için 0 ile 24 yılın geçmesi lazım. 0 ile 24 arası birinci çeyrek. Sonrasında 25-49 ikinci çeyrek. Sonrasında 50-74 üçüncü çeyrek. Sonrasında 75-99 ise dördüncü çeyrek. Milattan önceye de dedim tam tersini yapıyoruz. Bakın 0 ile 24 dördüncü çeyrek. Sonrasında 3. çeyrek ise 49-25, ikinci çeyrek 74-50, 1. çeyrek ise 99-75 yılları arasında. Şimdi bakın eğer ki soru da arkadaşlar 1453'ün önünde mö yoksa arkadaşlar demek ki bu milattan sonradır. Şimdi geldim şimdi iki hanesini alacağım. 53'e bakalım. 53 ne zaman dilimine geliyor? Hemen buldum. Kaçıncı çeyreğe geldi? 3. çeyreğe. Hemen buraya koydum. Kaçıncı çeyreğimizi koyduk? Üçüncü çeyreğimize koyduk. Geldik yarıyı hesaplayalım. Yarıyı nasıl hesaplayacağız? Şimdi arkadaşlar tam 50'nin ortasından böldük. Birinci yarı, ikinci yarı dedik. Buraya da geldim yine tam tersi dedim. Birinci yarı, ikinci yarı. Yani 1, 2, 1, 2 diye kodlayacağız. Şimdi geldim 53'ü gördük. 53 nereye denk gelmekte? İkinci yarıya. Hemen buraya yazdık. O zaman demek ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 15. yüzyılın 3. şehrinin 2. yarısında ne yaptı? Fethetti. Geldi Mustafa Kemal öncesinde. Milattan önceyi hesaplayalım. Milattan önce arkadaşlar 209'dan Metehan neyi kurdu diyelim? Düzenli ordu. Peki 209'da Metehan hangi dilim içerisinde yaşadı buna bakalım. Bak 3 haneyi gördüm. Burada 2'yi gördük arkadaşlar. Değil mi? 2'yi gördük. Hemen arkadaşlar artı 1'i koydum. O zaman kaçıncı yüzyıldayım? 3. yüzyılda. Hesaplamaya gördüm 09. Bak bakalım 09 nereye denk gelmekte? 4. çeyreğe denk gelmekte. Hemen 4. çeyreğe de buraya koydum değerli arkadaşlarım. Yarıya baktığım zaman kaçıncı yarıda? 2. yarı dedik. O zaman demek ki Metehan arkadaşlar düzenli orduyu 3. yüzyılın 4. çeyreğinin 2. yarısında ne yapmıştır? Kurmuştur diyoruz. Bir de unutma Milattan sonra arkadaşlar rakamlar büyüdükçe geleceğe daha yakın oluyoruz. Yani sıfırdan uzaklaşacağız. Milattan önce ise tam tersi. Rakamlar küçüldük de arkadaşlar sıfıra daha çok ne yapıyorum ben? Yaklaşıyorum. Yani tam tersi ne yapılmıştır? Olmuştur diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar etkinliğimize gelelim. Hadi beraber birlikte soruları çözelim. Olayın geçtiği döneme ait belgeler nokta nokta kaynaktır. Kaçıncı el kaynak olacak değerli arkadaşlarım? Sesinizi duyar gibiyim. Birinci el ne diyoruz? Kaynak diyeceğiz. Geldim devam ettim tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar nokta nokta sınıfına girer. Hangi sınıfa girer? Yazılı sınıfa girer, değil mi? Yani yazılı ne diyoruz? Kaynak olarak ele alacağız. Ama mesela şey deseydim arkadaşlar, mezarlar, silahlar deseydik bu sefer tam tersi yazısız kaynaklar diyeceğiz. Nokta nokta kimliğin oluşmasında havzan destekleyicisidir. Kim tabii ki arkadaşlar? Tarih bu anlamda bizim için önemli. Parayı inceleyen bilim dalını hatırlayın. Baban sana parayı nereden çekiyordu? Bankamatikten. O zaman arkadaşlar hemen şuraya neyi koydum? Nümüs matik dedim bakın arkadaşlar. Ne bilimi? Para bilimi. Tarih nokta nokta dayanan bir bilim dalıdır. Neye dayanacak arkadaşlar? Belgelere dayanan bir bilim dalı. Tarihte nokta 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 yapılamaz. Ne yapılamaz? Gözlem ve arkadaşlar. Deney yapılamaz. Peki nasıl hocam diyeceksiniz? Tarihte gözlem ve deneyi yapamazsınız arkadaşlar. Diğer bilim dallarında belki yaparsınız ama tarihte bu işlemez. Niye? Şöyle düşünün ya. İstanbul'un fethini tekrar gözlemlemeniz gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Han'a kalk mezardan İstanbul'un fethini tekrar yap diyebilir misiniz? Hadi kaldırdık diyelim. Aynı ortamı, aynı şartları, aynı insanları bulma olasılığınız var mı? Hayır. O yüzden de tarihte gözlem yapamıyorum. Peki deney niye yapamıyorum? Çünkü mesela arkadaşlar fizikte kimya derslerinde yapılan deneyler sabittir. Sabunun nasıl yapılacağı ya da hangi formül kullanılacağı bellidir. Ama arkadaşlar tarihte kesinlik olamaz. Niye? Çünkü bulacağım yeni belgeler eski belgeleri değiştirebilir. Bu yüzden de tarihte deney yapılamaz. O yüzden de tarihte arkadaşlar ne yoktur? Kesinlik yoktur diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız değerli arkadaşlar. Bu mantıkları anladığınızı düşünüyorum. Şimdi konu biterken biz neler gördük? İnsanın havzası tarihi, neden tarihi ve zamanın taksimi. Yani ilk olarak arkadaşlar tarih öğrenmenin yararının ne olduğunu, tarihin bize neden önemli olduğunu, Türklerin arkadaşlar hangi takvimleri kullandığını, yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığını birlikte ele aldık değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar şimdi Tonguç Klasini gönderiyorum. Sizin için güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına eklemeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.